Merhabalar. Bu videoda convolutional layer'ları mantığını anlamaya başlayacağız artık ve terminolojisinin neyin neler olduğunu anlayacağız. Bunun dışında aynı zamanda daha açıklayıcı bir resim buldum mesela ama onun dışında bu kadar anlattığım size karmaşık gelen şeylerin kodlaması tamamen sadece tek satırdan oluşuyor. O yüzden gözünüzün korkmasına gerek yok. Yani burada gördüğünüz tüm işlemler şöyle söyleyebilirim. Şu bir satır, ardından şu bir satır, şu bir satır, şu bir satır. Şunu zaten biliyoruz zaten. Bir satır, bir satır ve sonuç. Başka hiçbir şey yok. Şu an gördüğünüz bu size gördüğünüz çok karmaşık model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satırda modeli kuruyorsunuz. Kalan 3-4 satırda artık fit ve compile denen hani verilerimizi oturtup ondan sonra da işte parametrelerimiz, optimizasyonları, kayıp fonksiyonlarını belirteceğimiz bir parametre üzerinden yaklaşıyoruz resmimize. İşin mantığını zaten az çok anladık. En son dedik ki burada convolution ile farklı özelliklerini algılamaya çalışıyoruz dedik. Convolution layer ile biz farklı özelliklerini algılamaya çalışıyoruz. Sonra Rectified Linear Unit dediğimiz hani hatırlarsanız aktivasyon fonksiyonlarından 0 ile 1 arasında alma işlemini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi her şeyi öğrendiğimiz şeylerin dışına çıkmadan bildiğimiz şeyleri yapıyoruz aslında. Convolution ile teker teker filtrelerimizi uyguladık ve bu filtrelerin kernel'ları şunlar yani tamamen rastgele bilgisayar tarafından rastgele üretildi. Ne kadar resim istersek o kadar belirleyeceğiz ve o kadar kernel belirleyeceğiz. Şu an size tek tanıdık gelmeyen pool olabilir. Onu da max pooling'i anlatacağım. Convolutional ReLU, Convolutional ReLU. Böyle bir yapısı var. Bunun amacı resmin detaylarını algılamak. Yani bunu bir sürü araba olan bir veri seti düşünürseniz her zaman şu şekillerin olacağını görürsünüz. Şuna benzer şekillerin olacağını görürsünüz. Ama arkada mekan sürekli fark eder. Yani bir araba algısında araba algılatıcı yapmak istiyorsanız şu kısmı her resimde hemen hemen bu şeklin korunduğunu görebilirsiniz ki burada da görüyorsunuz. Diğer resimlerde de araba şekli sabit kalacak ama farklı olan şey hani arabanın modeli ya da markası olur. Şimdi zaten artık filtreye nasıl uygulayacağımızı biliyoruz. Şu an convolutionları yazmadan önce daha açıklayıcı bir resim olan şuna gelelim. Gördüğünüz gibi burada gene bir convolution haritası uygulanmış. Çeşitli filtrelerle bizim resmimiz farklı farklı hallere getirilmiş. Çarpmışız ya yumuşatmışız resmi ya keskinleştirmişiz. Bizim bilgisayarımız tarafından rastgele üretilen filtreler uygulandığında böyle bir metot elde etmişiz. Bu şekilde bu filtrelerle mesela şöyle yaklaştırırsam filtrelerle şeklin yuvarlak olduğunu hepsinde görebilmişiz. Ama bazı şekillerde harfin daha iyi belirtildiğini görebiliyoruz. Mesela burada 60 olduğunu daha iyi görebiliyoruz. Bu şekilde bunu da bir daha convolution'a sokarak daha da bu sadece bu ayrı resmin gene özelliklerini dağıtabiliriz ki bunu yapacağız daha iyi algılaması için. Bu şekilde işleme sokuyoruz. Peki bunun parametreleri neler, şeyi neler onu bilmek lazım. Şimdi bunu yazarken parametrelerini şey yapacağız. Kodlama üzerinden teker teker gideceğiz. Model oluşturuyoruz dedik. Model yapacağım şey sequential yani ardışık bir şey yazıyoruz. Tıpkı Fully Connected Layer'larda yaptığımız gibi sırayla olan her şey ardışıktır mantığında. Bundan sonra yapacağımız şey modelimize Convolution Layer eklemek. Conv 2D diyoruz. Bu 2D olmasının sebebi resmimizin boyutuyla alakalı. Şimdi bu modeli oluştururken neyden bahsetmiştik? Feature Map'lerden. Yani şurada gördüğünüz gibi 4 tane var mesela. Bu 4 tane rastgele üretilmiş filtreden böyle bir sonuçlar elde ettik. Ama biz istiyoruz ki bir sürü şey olsun. Bir sürü özelliği ben bir sürü şekilde algılatabileyim. Bir resimde keskinleştireyim, bir resimde yumuşatayım, bir resimde siyahlar öne çıksın atıyorum, kırmızılar geriye gitsin. O olsun, bu olsun.
Bunun için ne kadar çok kernel'la çalışırsak o kadar iyi diye bir şey yok, ama ne kadar çok yüksek, uygun oranlarda kernel ya da filtre sayımızı ne kadar arttırırsak o kadar iyi farklı görüntü elde ederiz. Bu da bizim anlamamıza yardımcı olur bilgisayara. Şu var, feature map dediğimiz şey kaç tane kernel'la çarptığımız. Yani aslında 28 tane resim oluşturuyoruz ve bu resim orijinal resmin farklı katmanlarını belirtiyor bize. Ve biz bunu belirlerken kaç tane feature map, kaç tane özellik haritası oluşturacağını düşünürken mesela bunun için ilk için 50 yazıyoruz. Bunu ilk satıra yazıyoruz. Aynı zamanda şunu yazarken şöyle de görelim. Conv 2'de diye yazdık. Parantezi açtık. Bakalım çıkması lazım. Acaba convolution'u import etmedim diye mi? Bakalım model keras. Pardon. Keras. Layers. Layers miydi? Bakalım. Şöyle import Keras Layers diyelim direkt. Ve bunu görmemizdeki amaç her zaman neyin ne olduğunu görelim diye. Burada görüyorsunuz pooling işlemleri burada olacak. Onları da anlatacağım. Conv 2'de dedik, parantezi açtık. Şöyle basalım. Rezil etti bizi gene Python, ama özellik haritasının nasıl az çok olduğunu görebiliyorum. Burada hafif spoiler vermiyor değilim, ama özellik haritamızı bu kadar şeyle oluşturuyoruz. Yani 28 tane, mesela bu resim için 28 tane rastgele kernel ya da filtre oluşturuyoruz ve bu filtreleri 28 kere resmimize uyguluyoruz. Ama burada biz 28 tane uyguladığımızdan 4'ünü göstermişiz. Bunun için biz mesela uygulayacağımız veri seti için, onu da sonra anlatacağım, 30 tane oluşturalım diyelim. Ve ardından şunu diyeceğiz. Bizim matrisimizi hatırlıyorsunuz herhalde. Convolution matris diyelim gene. Şura matrisi hatırlıyorsunuz. Çarptığımız, teker teker çarptığımız matris. Bunun boyutu gördüğünüz gibi 3'e 3. Bunun 3'e 3 olmasının zorunluluğu yok, ama iyi sonuçlar için ilk başta 3'e 3 ile resmi teker teker analiz edip sonra 5'e 5'lik kernel'lara dönebiliyoruz. Bu şimdi kafanızı karıştırmasın. Bu kısımda kernel size ya da işte filter size dediğimiz ya da filter dimension dediğimiz şey yapacağız. Yani 3'e 3'lük olduğunu biliyoruz. O zaman yazıyorum ki 30 tane feature map'imi 3'e 3'lük matrisler halinde oluştur. Yani daha doğrusu 3'e 3'lük matrisleri kullanarak 30 tane rastgele 3'e 3'lük matris oluştur ve bunu resmimle çarparak bana farklı özellik haritalarını belirten resmi daha iyi anlamamı sağlayacak şey oluşturabilmek. Resimler oluşturabilmek. Bir resmin arabanın çizgilerini daha iyi belirten, bir resimde işte arabanın tamponunu ya da rengini belirtebilen bir modelleri anlamak için yazacağımız convolution'u böyle kurabiliyoruz. Ve önemlisi input shape. Input shape bizim aldığımız resmin boyutu. Bu veri seti için söylemesem de hani şu an RGB'den her zaman 3 olduğunu bilin. RGB. Onu şöyle göstermiştik ama bir daha yapalım. RGB color matris diyelim. Kidir, belki yanlış yazıyorum ama. Şöyle mi diyelim? Yani RGB tabanı oluşturuyoruz dedik. 3 tane matris var dedik ve bu 3 tane matris hani ardışık arka arkaya sıralanıyor. Ve biz bu matrisi kullanırken şunu yapacağız. R, G, B katmanlarının olduğunu biliyoruz. Ve R, G, B katmanı 3 tanedir. 3 tane matris, 3 tane tek 2 boyutlu matris arka arkaya sıralanmış. 3 dedim ve resmin boyutları piksel olarak 32, 32. Aktivasyon fonksiyonu olarak genelde kullanılan, bu state of art denilen, çok iyi modellerde de kullanılan aktivasyon fonksiyonunun REL olduğunu söyleyebiliriz. Bunların incelemesini de zaten ben sizlerle bunu kodladıktan sonra yapacağım. Bundan sonra da padding same diyelim. Yani bunu da yine sonraya atalım şimdilik. Maksat mantığı anlamak.
Şu an kodlarken bir sıkıntı çıktıysa artık şu şekilde alırsam çıkmayacak. Bakalım bir fark var mı? 30 dışında. Input shape 32. Yanlış anlatmamak lazım sonuçta. Şöyle orijinalini alalım. Comb2'de 2 boyutlu bir convolution layer oluşturdum. 32 tane özellik, yani özellik algılamak için resmin 32 tane farklı halini ele aldım. Bu 32 tane farklı halini ele almak için 32 tane matrisi, filtre matrisini 3'e 3'lük boyutlara ayarlayıp resmimle çarptım. Alacağım resmin boyutu 3 renk, 3 RGB color'dan ve 32'ye 32 pikselden 3 32 32 aktivasyon olarak da ReLU'yu kullandım. Böyle convolution layer'ları ekleyebiliyoruz. Biz bunu uyguladığımız zaman ise işte bu sonuç ortaya çıkıyor. Bir filtrede sayıyı daha iyi anlayabiliyoruz. Bir filtrede şekli daha iyi anlayabiliyoruz. Ve bu şekilde bizim yaptığımız şey resmi bilgisayarın daha iyi anlaması için belli bir özelliklerini ortaya çıkaran filtrelerle özelliklerini anlamasını sağlıyoruz. Bir de şu var. Mesela araba örneğine geri dönecek olursak dediğim gibi siz ne uygularsanız uygulayın. Mesela şu kısım için yeşil olduğunu biliyoruz. Yani bir dağ var, ormanlık var. Zaten dikkatinizi çeker. Ne olursa olsun benim zaten resmimin ana karakteri araba olduğu için araba zaten kendini ortaya çıkarıyor. Ve ben ne resim alırsam alayım arka mekan sürekli değişecek. Arka mekan sürekli değişecek ama arabanın şeklini hiç kaybetmeyeceğim. Araba şeklini hiç kaybetmeyeceğim. Convolutional layer'larda da bu aldığım resimlerin daha yani bilgisayara bu şekilde anlamasını sağlıyorum. Diyorum ki işte bu resmin özellikleri şunlar şunlar. Bana ona göre bir model çıkar. Convolution layer'lardan sonra biz hani ReLU aktivasyon fonksiyonunu uyguluyoruz belli bir sürekli artmaması için. Pooling'i de geçersek yani anlatacağım zaten ama Fully Connected zaten biliyorsunuz bizim anlama layer'larımız, anlama katmanlarımız. Anlama kısımlarını biz Fully Connected layer'dan yapıyorduk. Convolutional layer'larda ise resmimizin özelliklerini çıkardık. Özellikleri anlaması için Fully Connected'a verdik. O kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.